إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Değerli kardeşlerim, bugün Kitab-ı Tevhid'in 67. dersini işlemek suretiyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz hala şehadetu en la ilahe illallah babında gidiyoruz. Yani Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik etmek konusunda burada bu baptayız. Ve bugün hani İbn Abbas'ın radıyallahu anh'ın nakletmiş olduğu hadiste, hani Muaz ibn Cebel'i Yemen'e gönderirken o hadis var, işte bundan inşallah gideceğiz. Ve bugün gittiğimiz yere, gerçi bu iki ders alır ama biz bir derse sığdırmaya çalışacağız inşallah. Sığdırmazsak diğer derse bırakacağız. Diyor ki: "Ve Ali ibn Abbas radıyallahu anhu en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lamma ba'atha Muaz'an ila el-Yemen faqala lahu ya Muaz, ya Muaz innaka ta'ti qauman min ahli el-kitab falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa fi riwayatin an yuwahhidu Allah." فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فإن أطاعوك لذلك يا معاذ وإياك من كرائم أموالهم، فإنك فاتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ديور الله الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل بو توصيهي söylüyor, tavsiyeler söylüyor. Şimdi bunun şerhini alalım. Diyor ki: "Ve kavluhu İbn Abbas radıyallahu anh ba'atha Muaz'an ila el-Yemen." Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderince diyor: "Ey erselahu ve ba'athahu ala sıfati el-muallim ve'l-hakim ve'd-da'i." Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Muaz bin Cebel'i hem hakim sıfatıyla, hem öğretmen sıfatıyla, hem de davetçi sıfatıyla onu gönderdi. Yani sıradan biri değil Muaz bin Cebel. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle birini gönderdi ki gerçekten bilinçli, alim ve her konuda fakih olan bir kişiyi gönderdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. وَمَعَهُ فِي رَبِيعِ الْاَوَّلِ وَبَعَثَهُ فِي رَبِيعِ الْاَوَّلِ السنه العشره من الهجره وهذا هو المشهور. يعني ربيع الاول هجرتين 10. senesinde diyor, bu meşhurdur diyor, bu bilinen bir şeydir diyor. وبعثه وهو ابو موسى الاشعري رضي الله عنهم وبعث معاذا الى صنعاء وما حولها وابو موسى الاشعري الى عدن وما حولها. diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem Muaz bin Cebel'i gönderdiği gibi aynı zamanda Ebu Musa el-Eş'ari'ye de gönderdi. Muaz bin Cebel'i Sana'a ve çevresindeki olan köylere, ilçelere gönderdi. Aynı şekilde Ebu Musa el-Eş'ari'ye de Aden ve çevresindeki olan ne gibi ilçe, köy varsa, kasaba varsa onlara gönderdi ki onlara davet etmek için. Davet yapmak için. Evet. وَأَمَرُهُمَا أن يجتمع وتطاوع ولا تتفارق. يعني beraber hareket etmeleri, beraber yürümeleri ve hiç ayrılmamalarını burada görüş olarak onları emretti aleyhi assalat ve selam. ويسر ولا تعسر. Aynı zamanda kolaylaştırın, zorlaştırmayın. وبشر ولا تنفر. Ve müjdele, nefret ettirme. Bunları nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem Muaz bin Cebel'i hem de Ebu Musa el-Eş'ari'yi nedir? Bunları tavsiyeleri öğretti ve tavsiye etti. Kesinlikle bu çizgiden ayrılmayın dedi onlara. Burada anlaşılıyor ki davetçi olan bir kişi
bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Yani bunlar dikkat etmediği müddetçe başarılı olamaz. Yani güzel ahlaka sahip olacak ilk önce, ondan sonra kendisini sevdirecek, ondan sonra tatlı dilli olacak, ondan sonra yani affedici olacak, kızmayacak, sinirlenmeyecek, öfkelenmeyecek ve kendisini sevdirmeyen bir davetçi başarılı olamaz. İlk önce davet edeceksen ve millete faydalı olacaksan, topluma faydalı olmak istiyorsan kendini sevdireceksin. Ve kendini sevdirdiğin müddetçe Allah'ın izniyle inşallah nedir? Karşıdaki toplum, kim ise, cemaat ise, kişi ise, fert ise nedir? Senden alırlar. Ama kötü ahlaklı isen ve insanlara tepeden bakıyor isen senden almazlar. Hani Allah tebareke ve teala Resulüne bile diyor velev kunte velidul kalbi lefaddu min havlik. Kötü ahlaka sahip olsan ya Muhammed etrafından dağılıp giderlerdi diyor. Kim? Rabbim tebareke ve teala kime diyor? Resulüne diyor. Eğer Resulüne böyle söylüyorsa Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, o zaman biz kimiz? Değil mi? Demek ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen ve inneke le'ala hulukin azim, en güzel, en üst mertebede, en üstün beşeriyet içerisinde yaratılmış en güzel ahlaka sahip olmasına rağmen Rabbim tebareke ve teala Resulüne buna rağmen uyarıyor. Uyarıyor ki hata yapmasın. Ve aynı zamanda Rabbim tebareke ve teala bunu Resulüne aktarıyor ve Resulü bizlere nedir? Bizlere öğretiyor. Evet. وقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. Sen ehli kitabı olan bir kavme gidiyorsun sözü diyor. İbn Uteymin diyor ki قال ذلك مرشدا له. Yani bunu niçin Muaz ibn Cebel'e söyledi? Çünkü onu öğretmek için. Çünkü Muaz ibn Cebel gidiyor, kiminle karşılaşacağını bilmiyor. Orada müşrikler var, putperestler var, Müslümanlar var ama çoğunluk orada ehli kitaptır. Yani Yahudi ve Hristiyanlardır, Nasaradır. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب وهذا دليل على معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بأحوال الناس. فبو الله رسول عليه الصلاة والسلام insanları hallerini bildiğini işaret edi, işaretidir bu diyor. وما يعلمه من أحوالهم فله طريقتان. Yani o insanların durumu bildiğini gösterir neyle diyor, iki yönden diyor biliyor bunları. Bir el vahiy, İki, el-ilim ve tecrübe. Birincisi vahiy yoluyla, ikincisi tecrübe ve ilim yoluyla bunu biliyor. Ve biliyorsunuz vahiy üç çeşittir. Bir, ilham yoluyla, iki, rüya yoluyla ve üç, direkt Cibril aleyhissalatü vesselam, Muhammed aleyhissalatü vesselam getirme yoluyla. Üç çeşittir. Diğerleri el-ilim ve tecrübe. Yani bilmek ve tecrübeden ibarettir diyor. Ve kavluhu min el-beyane el murad bil kitab, yani buradaki kastedilen diyor kitaptan diyor, ehli kitaptan kastedilen diyor et-tevrat ve incil, incil ve tevrattır diyor ehli kitap. Yani Yahudi ve Hristiyanlar ehli kitaptır. Feyekun el murad bi ehli el kitab el yahud ve nasara ve hum ekser ehli el yemen fi zalika el vakit ve in kana fi el yemen müşrikun lakin el ekser el yahud ve nasara. Diyor ki Yemen bölgesinde, Yemen ehlinden her ne kadar müşrik, putperest ve diğer dinlere bağlı olsa bile, yani diğer şeyler, gerçi putperest ve şeyler din değil. Ama her ne kadar o şeylere inanan birileri varsa ama çoğunluk ehli kitap olduğundan dolayı, Yahudi ve Hristiyan olduğundan dolayı Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki kendisine inneke te'ti kavmen min ehli kitap. Ehli kitap olan kimselere gidiyorsun ey Muaz. Çünkü onlar çoğunluk olduğundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ehli kitabı orada söylüyor. Evet. Ne diyor? Ve in kana fil yemen müşrikun. Şayet yani Yemen'de müşrikler bile olsa yani lakin el ekser el yahud ve nasara ve lehaza i'temada el ekser. Ondan dolayı işte bu yüzden çoğunluğa itimat etti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve ehberahu nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bidalik li emrayn. İki meseleden dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz ibn-i Cebel'e bunları bildirdi. Nedir? El evvel en yekûn basîran bi ehvali men yed'ûhum. Yani gittiği topluma, gittiği kavme, gittiği insanlara yani niçin gitti, kimler bunlar, ne gibi inanıyorlarsa bilmesi için yani onu söylüyor. Çünkü
Yani gidiyorsun bilmediğin bir topluluğa, Yahudi mi, Hristiyan mı, Dürzi mi, nedir? Eğer akidesini bilmezsen nasıl ona davet edeceksin? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muad ibn-i Cebel orada zorluk çekmemesi için burada gitmeden önce bunları nedir? Bunları tavsiye ediyor ve bunları öğretiyor. İkincisi, en yekûne musta'idden lehum. Aynı zamanda onlara yani tedbirli olması gerek. Yani çünkü Muad ibn-i Cebel her ne kadar alim ise diğer ehli kitap ilimleri vardır. Çünkü burada le'ennehum ehlil kitab ve indehum ilm. Çünkü o da ehli kitaptır ve ilimleri vardır. Ondan dolayı Rabbim Tebareke ve Teala bunları gazap etti. Gayril mağdubi aleyhim ve dallin. Dallin gerçi Hristiyanlar ama mağdub olanlar Yahudi ve Yahudiler de. Niçin? Çünkü ilimleriyle amel etmedikleri için. Bildikleri halde yapmadılar. Enbiyaları öldürdüler. Katelul enbiya ve kâle aleyhissalatu vesselam eşkan nâse men katele nebiyyen ev katelehu nebiyye. İnsanların en alçağı, en kötüsü, en bedbahı, en hüsranda olan kişi kimdir? Nebi öldüren yahut da Nebi onu öldürendir diyor. Bu Yahudiler alçak bir toplumdur. Yahudileri öldürdüler. Niçin? Bilmelerine rağmen Allah tarafından bu enbiyalar onlara geldi. Bilmelerine rağmen tekebbür ederek kabul etmediler. Ve bunlardan biri Yahya aleyhisselamı öldürdüler. Ve diğerleri. İlimleri var. Çünkü bile bile reddediyorlar. İşte diyor ki en yekûne musta'idden lehum leennehum ehlil kitâbi ve indehum ilim. İlimleri var bunların. Yani sıradan bir topluma sen gitmiyorsun ya Muaz. Sen onlara var ya bir ayet söylediğin zaman onlar sana iki ayet söyleyecekler ya Muaz. Sen onlara yani bir meselede konuştuğun zaman, onları tartıştığın zaman onların ilmi vardır ya Muaz demek istiyor aleyhissalatü vesselam. Tedbirli ol ya Muaz. Dikkat et ya Muaz demek istiyorken onlara. Ve kavluhu el-şehâde hune minel ilim kâle teâlâ illâ men şehide bil hakkı ve hum ya'lemûn. Burada şehadet diyor ilimdendir diyor. Ancak diyor bilerek şehadet edenlerdir diyor. Bilerek, bilmeyerek değil. Bu bütün şeylerde böyledir. Yani ibadet, herhangi bir ibadet yapacağın zaman bilerek bunu yapacaksın. Bilerek araştıracaksın, öğreneceksin. Yahu dünya işlerinde bir kişi iş yaptığı zaman öyle ya. İşimizi yapıyoruz. Kimisi demirci, kimisi mobilyacı, kimisi bilgisayarcı, kimisi mühendis. En ince detaylarına kadar araştırıyoruz. Çünkü araştırmasak yanlış yaparız. Yanlış yaptığımız zaman ne olur? Zarar etmiş oluruz. Eğer bunlar dünya işinde böyle yapıyorsak din daha evla değil midir? Daha evladır. Bütün ibadetlerde bu böyledir. Adam hacca geliyor. Örneğin mesela adam haccı rüküllerini, sünnetlerini, vaciplerini yani bütün bunları öğrenmiyor. Ondan sonra Arafat'a geliyor, Müzdelife, Mina'da bir sürü potlar kırıyor. Hatta rükünleri bile, vacipleri terk ediyor. Ondan sonra diyor ki ya ben böyle böyle yaptım. Ondan sonra ne yapayım? Kardeşim yani olmaz, ne yapayım? Öğreneceksin. Belki 3-4 bin dolar para koyuyor, geliyor, ondan sonra öyle yapıyor. Bazıları tavafil ifadeyi bile terk ediyor. Tavafil ifade terk ettiği zaman zaten haccın kabul değil. Bileceksin, öğreneceksin. Orada cehalet mazeret değildir. Eğer dünya işlerinde araştırıyorsan din daha evla değil mi? İşte illa men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Bilerek hakkı şahitlik edenler bu ibadet olur, başka şey olabilir. Eğer dünya meselesinde bu böyleyse din daha evla değil mi? Din daha evladır. O zaman öğreneceksin. Ve burada diyor ki fe şehadetu huna el ilim ve nutuk bil lisan lan şehade muhbir an el ilim. Burada diyor ki şehadet sadece kalple değil, ilimle değil. Aynı zamanda nutuk bil lisan diyor. Diliyle ikrar etmektir diyor. Şehadet yani. Yani sadece bunun ibaret değil. Yani bir kişi mesela kalbinde tasdik ediyor ama diliyle söylemedi. Ne olur? Olmaz. İmanı hakiki anlamda sahih değildir. Çünkü ehl-i sünnet ve cemaate göre iman kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla amel etmek. Eğer sadece kalple tasdik etmiş olsaydı o zaman mürciinin yapmış olduğu amellere aynı şekilde eş paralellik arz eden konularda onlarla beraber muvaffakat, mutabakat etmiş oluruz. Olmaz. O zaman Cehennem Mustafa'nın gibi oluruz. Öyle ya. Ne diyor? Hatta Cehennem Mustafa diyor tasdik etmesen bile
Allah'ı bilirsen bile diyor. Nedir? Senin imanı ile Cibril imanı arasında fark yoktur. Namaz kılmasan da, oruç tutmasan da, şahit etmesen de sadece La ilahe illallah dersen bitti diyor. Olmaz. Ya mutlaka yani tasdikle beraber amel şarttır. İkrar şarttır. Kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla amel etmek ehl-i sünnetin inancıdır. Evet. وهذا المقام لا يكفي فيه مجرد الإخبار. Aynı şekilde bu sadece la ilahe illallah haber vermek, söylemek bu yeterli değil. بل لابد من العلم والإخبار. Yani bunu bilerek söyleyeceksin. La ilahe illallah'ın manası nedir? Neyi içeriyor? Niçin la ilahe illallah diyor? La ilahe illallah'ın manası nedir? La ilahe illallah neleri içeriyor? Neyi ifade ediyor? Bunları bileceksin. Birçok kişi la ilahe illallah diyor. Ondan sonra Allah'tan başkasına tapıyor. Bir kimse la ilahe illallah diyor, Allah'tan başkasından yardım diliyor, isti'ane istigate ediyor. Birçok kimse la ilahe illallah diyor, ondan sonra yetiş ya kutbu tarika, ya gavsul halika yetişin, ey Allah dostları diyor, bu olmadı. Tevhidi bozar, tevhidi baltalar, tevhidi yok eder bu. Bunu bileceksin, la ilahe illallah neyi içeriyor, neyi dışlıyor, neyi reddediyor, bunu bileceksin. Bilmediğin zaman iman, hakiki anlamda, yani mutlak manada sahip olduğu anlamına gelmez. Bunu bileceksin. Labud diyor. Aynı zamanda kabul, kabul edeceksin. Vel ikrar, ikrar edeceksin. Vel idgan, yani bunu tasdik edeceksin. Ey el inkiyad, itaat edeceksin. Velev i'tekada bi kalbihi, bakın diyor. Velev i'tekada bi kalbihi diyor. Şayet kalbinde itikad etse diyor. Velem yekul bi lisanihi. Ama lisanında söylemedi. Tamam. Allah'tan başka hak ilah olmadığını ben şahitlik ediyorum ve kalbimde tasdik ediyorum. Yeterli mi? Yetmez. Bakın İbn-i Teymiye diyor ki Eşhedü en la ilahe illallah fakat kâle şeyhul İslam İbn-i Teymiye vel ikhbar rahmetullahi aleyh ennehu leyse muslimen. Allahu Ekber. Tekrar bakınız. ولم يقل ولو اعتقد بقلبه ولم يقل بلسانه اشهد ان لا اله الا الله فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه انه ليس مسلما والاجماع بالاجماع diyor حتى ينطق بها diyor kalbinde Allah'tan başka hak ilah olmadığına şahitlik etse bile gerçekten inanarak bilerek şahitlik etse bir kişi kalbinde ama diliyle telaffuz etmiyorsa bu adam diyor icma ile diyor bu adam kafir olur diyor Müslüman değildir bu adam diyor çünkü Müslümanların İmanın gereğinden birisi ikrarun bil lisan ve tasdikun bil kalp ve amelun bil cevarih. Kalple tasdik, dille ikrar ve azalarla amel etmektir. Böyledir. لِأَنَّ الْكَلِمَةِ اَشْهَدْ تَدُلْ عَلَى الْإِخْبَارِ diyor bu var ya bu kelime, bu eşhedü kelimesi yani bu haberi anımsıyor diyor. Habere delalet ediyor diyor. والإخبار المتضمن للنطق aynı şekilde bu ikrarı lisanı nedir nutuk açısından haber getiriyor bu yani mutlak mı diliyle nedir eşhed bu eşhed neyle söylüyor eşhed lisanla bu mutlaka yani eşhedü en la ilahe illallah bir kişi neyle bunu telaffuz eder dille söyler işte bu buna delalet ediyor mutlaka dille bunu söylemek gerekiyor fela bud minen nutuk mutlaka nedir bunu diliyle söylemek gerekiyor. Yani kalbimize tasdik etsek bile nedir? Diliyle bunu söyleyeceğiz diyor. Fenniye fakat la tecdi. Yani niyet sadece yeterli değil diyor. Ve la tenfe'ahu indallah hatta yantuk. Kesinlikle Allah katında ona hiçbir fayda etmez. Diliyle söylediği müddetçe diliyle ikrar etmediği müddetçe diyor. İstediği kadar kalbinle tasdik etse, istediği kadar kalbinde ben Allah'tan başkasına yani Allah'tan başkasına sadece Allah'a iman ediyorum bütün o putları reddediyorum derse kalbinde tasdik etse bile nedir? Diliyle ikrar etmediği müddetçe bu kesinlikle Allah katında makbul değildir diyor. La bud bin nutuk bil lisan diyor. Mutlaka diyor yani şeyle diliyle şey etmesi gerekiyor diyor. Mutlaka diyor. Bu yeterli değil diyor. Evet. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal li ammihi Ebu Talib bak kul la ilahe illallah ya ammi ve lem yekul
İ'tikaden la ilahe illallah. Bakınız burada. Ve en büyük örnek diyor burada İbn-i Uteymin rahmetullahi aleyh, Ebu Talip'tir diyor. Ebu Talip, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yardım edendir. Ya Ebu Cehil diyordu, ya Ebu Talip, ya Abdullah bin Selül, ey müşrikler diyordu. Ben sağ olduğum müddetçe diyor Muhammed'ime kimse dokunamaz diyor. Ayağınızı denk alın diyordu. Korudu Ebu Talip Muhammed aleyhissalatü vesselamı. İslam'a çok faydası dokundu Ebu Talip'in. Ama buna rağmen Ebu Talip cennete giremiyor. Neden cennete giremiyor? Çünkü la ilahe illallahü telaffuz etmedi. Velev ki kalbinde tasdik etse bile Ebu Talip. Etmedi. Etseydi söylerdi. Etmedi. Yok etti Ebu Talip. Etti. Kalbinde tasdik ediyordu Ebu Talip. Muhammed'in hak din olduğunu biliyordur. Ama nedir? Ama sırf yelumuni diyordu. Benimle alay ederlerdi. Benimle işte sırf hakaret ederler diye bunu söylemiyorum diyordu Ebu Talip. Ebu Cehil ve diğerleri diyorlardı ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ya ammi kul la ilahe illallah kul la ilahe illallah ya ammi uhaccuke biha yevmel kıyama. Ey amcam la ilahe illallah de. La, sadece la ilahe illallah de kıyamet gününde bir hüccetim olsun ki sana bununla şefaat edeyim ya ammi diyordu. Ebu Cehil diyordu ki ya Ebu Talip atetruk millete Abdülmuttalip atetruk millete Abdülmuttalip atetruk millete Abdülmuttalip 3 kere söyleyecekti Ebu Talip. Şöyle baktı dedi ki ana ala din ala millet Abdülmuttalip demedi. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam çok üzüldü orada. Buna rağmen nedir? Aleyhissalatü vesselama yardım etmesine rağmen Ebu Talip cennete giremiyor. Sırf diliyle söylemediği için. İkinci örnek Firavun mesela. Değil mi? Onun Rab olmadığını, ondan başka Rab olduğunu ve kendisinin yaratıcı olmadığını kalbinde biliyordu Firavun. Ama hiçbir zaman diliyle telaffuz etmedi. Ama diliyle ne dedi? Ana rabbukum el-a'la ma alimtum lekum min ilahin gayri fa'alqid li ya hamanu ala at-tin faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhum min al-kadhibin diyordu. Rabbim tebaraka ve teala Musa aleyhisselam ve Harun'u gönderince fekul lehu kavlen leyyina deyin. Öyle nazikçe kalbini kırmayarak hafif tatlı dille onlara söyleyin ey Musa'm Firavun'a belki leallehu yezzekke diyor. Belki hidayeti erer diyor. Ey Musa. Ey Musa diyordu Firavun. Beni hak yola mı çağırıyorsun? Senin Rabbin var değil mi? Madem ki senin Rabbına beni çağırıyorsun o zaman ben senin Rabbinim diyordu Firavun. Ben senin Rabbinim. Benden başka size Rab tanımadım, tanımıyorum, bilmiyorum diyordu Firavun. Ey Haman! Haman kim? Sadrazamı. Sadrazam. Günümüzde başbakan, bakan neyse. O zamanki sadrazam. Ey Haman! Bana toprak getir. Tuğla yap. Balçık ateş yap. Koskoca bir köşk kur. Çıkıp Musa'nın Rabbine bakacağım. Ve yine yalancılardan sanıyorum diyordu. Kabul etmedi. Kabul etmedi Firavun. En büyük örnek. Ama diyordu ki Firavun ene rabbukum el-a'la. Ama diyordu ki Firavun ma alimtum lekum min gayr. Ama kalbinde hiçbir zaman onun Rabb olmadığını o da biliyor. Kibrinden dolayı ala tariqil mecus enkerehu diyor. İbn-i Uthaymin rahmetullah diğer sayfalarda diyor. Yani sırf mecusilerin yolu üzerinde kaldı ve bundan dolayı Firavun inkar etti. Dolayısıyla uzatmayın çünkü bu başka konuya giriyor. Yani burada bir kişi diliyle söylemediği müddetçe gerçek manada nedir? Hakkıyla iman etmiş, sayılmıyor ve ehl-i sünnet ve cemaatin çizgisinden çıkmış oluyor. Evet. Ve kavluhu la ilahe burada ey la ma'bud. La ma'bud. La ilahe biliyorsunuz. La ilahe nefidir. İllallah ispattır. Ne demek bu? İnanın kardeşlerim birçok kardeşimiz la ilahe illallah'ın manasını söyle dediğin zaman ne diyor? Allah'tan başka Rab yoktur diyor. Veyahut da rızık veren
Allah'tır diyor. Karıştırıyor. Veyahut da Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Oysa bu bunun tercümesi değildir. La ilahe, la ilahe yani Allah'tan başka hiçbir ilah, hak bir ilah olmadığı gibi aynı zamanda ondan başka ne gibi olabilir, çimentodan olabilir, herhangi bir şey olabilir, onları reddediyorum. Çünkü Allah'tan başka ilah var. Her ne kadar yani la ilahe illallah diyorlarsa, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ediyorlarsa, Allah'tan başka birçok ilahlar vardır. Öyle ya, şöyle dünya çevresine evrensel baktığın zaman putlara tapanlar, taşlara tapanlar, ağaçlara tapanlar, ineklere tapanlar, öküzlere tapanlar, farelere tapanlar, birçok şeylere tapıyorlar. Ha o zaman bu la ilahe illallah, bu hak ilahı onlardan tenzih etmek için, onlarla bir araya karıştırmamak için nedir? La ma'bude bi hakkin, o hak kelimesini mutlak manada koymamız gerekiyor. Yani nasıl? La ilahe illallah ey la ma'bude bi hakkin illallah. Hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunun tercümesi bu. Adam la ilahe illallah dediğin zaman ya bu yanlış bir tercüme. Allah'tan başka ilah yoktur. Ama Allah'tan başka birçok ilahlar vardır. Bir ara Maradona geldi Türkiye'ye. Futbol ilahı Türkiye'de diye gazeteler başlık attı. Sofia Loren geldi. Aşk karmaması, müzik ilahı bilmem ne Türkiye'de diye başlık attı. Demek ki var var. İşte bütün bunları Yüce Allah'ı tenzih etmek için mutlaka ne yapmamız gerekiyor? Hak kelimesini koymamız gerekiyor. La ilahe illallah yani bi hakkın. Peki nereden getirdin bunu? Kur'an-ı Kerim'den. Hac suresinde ne diyor? Zalike bi ennallahu vel hakk ve enne ma yed'une min dunihi vel batil. Bak 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 bak. Demek ki Allah'tan başka ilahlar var. Zalike bi ennallahu vel hakk. Hak Allah'ın ta kendisidir. Ve enne ma yed'une min dunihi vel batil. Ve bunun dışında çağırdıkları kim olursa olsun bunların hepsi nedir? Batıl ilahlardır diyor Rabbimiz Tebareke ve Teala. Demek ki la ilahe illallah'ın tercümesi nedir kardeşlerim? La ilahe İllallah, la ma'bude bi hakkin illallah. Hakkıyla ibadete layık olan Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bunun tercümesi bu şekildedir. Ey la ma'bud. La ilahe burada. Fel ilah burada. İlah bima'na me'luh. Yani burada insanların kabul ettikleri olan şeyler me'luh demek. İnsanların kabul ettikleri şeye ilah denir. Me'luh. Fehuve fa'ilun bima'na mef'ul. Yani mesela biz Allah'ı ilah kabul ettiğimiz zaman el fa'il biz oluruz. El mef'ul yüce Allah Celle Celaluhu. Biz yüce Allah'ı hak ilah kabul ettiğimiz zaman biz fa'il oluyoruz. Mef'ul kim? Yüce Allah Subhane ve Teala'dır. Evet. Ve indel mutekellimin ileyhi bima'na ilah fehve ismun fa'il وعليه يكون معنى لا إله أي لا قادر على الاختراع لا قادر على الاختراع وهذا باطل. Bazı tevilcilerin bazı işte sünnet dışında insanların teviline göre diyor la ilahe diyor her şeye kadir Allah'tır diyor. Rızık veren, yağmur yağdıran, şu yağdıran. Hayır diyor bu değil. Bu rububiyet sınıfına göre diyor İbn-i Uthaymin rahmetullahi aleyh. Yani me'luh sadece ibadet kısmına giriyor. Ama Rab kelimesi çünkü Rab kavramı ayrı, ilah kavramı ayrı. Çünkü bu rububiyet var, uluhiyet var, isim ve sıfatlar var. İlah demek, ibadete layık olan demek. Rab demek, bütün kainatı yönlendiren demek, rızık veren demek, halk eden. Kainatı rahmetiyle çepeçevre kuşatan, halıktır, razıktır, mutasarrıf demektir Rab. Yani her şeyi kainatıyla yani iradesi altındaki olan kısma Rab denir. Ama me'luh ibadet sadece kısmına giriyor. Ve isim ve sıfatlar o ayrı bir mesele. İşte bazıları sorduğu zaman la ilahe illallah de diyor ki la razık illallah, la kadir illallah. Hayır bu yanlıştır. Bu rububiyet sınıfına giriyor. Ve lev kil bihâzel me'ne şayet bu manayla söyleyecek olursa diyor kişi lakin el müşrikîn ellezîne قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله فإن قيل كيف يقال لا معبود إلا الله والمشركون يعبدون الأصنام. Bakınız şayet dense diyor eğer bu sizin dediğiniz gibi olsa bile diyor müşrikler bile bunu söylüyordur. Nedir?
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Onlara sorsun ey rezilim, yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı? Güneş ve ayı kim musahhar kıldı? Kim yönergesini yerleştirdi? Allah yarattı diyecekler. Tabii ki bu ayet وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Bu sekhara şemse değil, sadece bu وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ Yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı dersen Allah diyecekler. Zaten bunu nedir? Söylüyorlar müşrikler. Günümüzdeki bazı Müslümanlar cehaletlerinden dolayı işte aynısını söylüyorlar. Aynısını. Oysa rızık ile kainattaki idare meselesine rububiyet kısmına giriyor. Ama ubudiyet uluhiyet kısmındadır. Bunu iyi idrak edelim. وَاِنْ قِيلْ كَيْفَ يُقَالْ لَا مَعْبُودْ اِلَّا اللّٰهُ وَالْمُشْرِك۪ينَ يَعْبُدُونَ الْاَصْنَامِ اَصْنَامِهُمْ Yani nasıl oluyor da diyor müşrikler la ma'bud illallah diyorlar ve onlar nedir? Putlarına kulluk ediyorlar yani. Onlar tapıyorlar diyor. Çünkü Kabe etrafında Lat, Manat, Uzze, Hubal ve diğerleri 65 tane put vardı. Nasıl kabul edecekler? El cevap olarak bi annahum ya'budunha bi gayri hakkı